Merhaba sevgili dostum. Kendini ezdirmemek için nasıl bir yol izlemelisin? Bakış açını nasıl değiştirmelisin? Hangi davranışları ortaya koymalısın? Bugün bunu konuşmak istiyorum seninle. Şimdi toplumda böyle adeta iki şekilde şekillenmiş bir kişilik görüntüsünü görüyoruz. Biz toplum olarak hani biraz siyah beyaz bir toplumuz. İşte bencil taraf var, fedakar taraf var, işte esnek taraf var, sert taraf var. Çok zengin var, çok fakir var. Böyle adeta hani çok uçlarda yaşayan bir kültüre sahibiz. Bir yaşam tarzına veya toplumsal yapıya sahibiz. İlişkilerimizde de aslında çok farklı bir durum yok. Bugün bu ezen ve ezilen arasındaki ilişkiyi ele alarak kendini ezdirmemek için dikkat etmen gereken ortalama 15 tane kuralı sana hatırlatmak isteyeceğim. Bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi bu seni ezmek isteyen insanlar genelde baktığımızda böyle hep senin iyiliğin için, hep senin faydan için, hep böyle senin gelecekte başına bir şey gelmesin diye ya da ileride bir sorun çıkmasın diye hani böyle çok gizlice, çok iyi niyet, hani vardır ya cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülmüştür, döşenmiştir diye bir söz vardır. İşte o seni ezmeye çalışan insanlara da ilk başta fark edemiyorsun. Hep böyle senin iyiliğin içinmiş gibi hareket ediyorlar, böyle bir yolla sana ulaşıyorlar. Buna dikkat etmen gerekiyor aslında. Hani böyle bir süre sonra bunun farkına varıyorsun ama o kadar çok zehirlenmiş oluyorsun ki veya bir şekilde adeta bağımlı hale geliyorsun ona. Ve sürekli eleştiren insanlar var. Sen sürekli ona kendini kanıtlamak istiyorsun veya sürekli ondan onay almak istiyorsun. O bütün eleştiriyi ve bütün onayı, bütün hatanı bulmayı, kusurunu bulmayı da senin iyiliğin için diye tanımlıyor. Ya da dost acı söyler diye ifade ediyor ki ben bunu da şöyle açıyorum. Dost acı söylemez. Dost acıyı tatlı söyler. Acı söylemez. Yani illaki bir şeyi mutlaka canımızın acıyacağı şekilde söylememiz veya duymamız gerekmiyor burada. Ama o hani seni ezmeye çalışanlar veya ezen insanlar genellikle o taktikleri biraz öyle de kullanırlar. Bir de açık açık ezen insanlar var. Yani bu iş yerinde mobbing yapan olabilir. İlişkide seni ezmeye çalışan olabilir. Flört şiddeti uygulayan olabilir. Günlük yaşamında olabilir, komşun yapıyor olabilir veya her yerde başına geliyor olabilir. Trafikte bile yaşayabilirsin. Şimdi burada ne var peki? Ben niye kendimi ezdiriyorum? Kendimi ezdirmemek için neye dikkat etmeliyim? Düşündüğün gibi değil. Kitabımda bunlara değinmiştim. Bulabilsem yakında değil. O kitapta özellikle faydalanmanızı da isterim ama ben bugün bu videoda tamamen bağımsız olarak konu konu gitmek istiyorum. 1. Herkesin seni sevmesini beklersen müthiş derecede kendini herkese ezdiren bir insana dönüşürsün. Herkes seni sevmek zorunda değil. Kendini herkese sevdirme fikrinden vazgeçmelisin. Şunu bir düşünmeni istiyorum artık ve bunu kabul etmeni istiyorum. Bir yerde çalışıyorsan bazı insanlara küs olman sağlıklı bir şeydir. Bazı insanların seni sevmemesi normal bir şeydir. Herkes tarafından sevilirsen tavizkar olursun. Çünkü herkesin zevki, herkesin seveceği insan tipi aynı değil. Doğal olarak sen kendini sürekli birilerine sevdirmeye çalışırsan her zaman ezilen taraf olursun. Şöyle bir karar almanı istiyorum. Ben nasıl ki herkesi sevmiyorsam herkesin de beni sevmesini istemeyeceğim. Bu yakınımdakiler de olabilir, uzağımdakiler de olabilir, beni hiç tanımayanlar da olabilir. Kendini herkesi sevdirmekten vazgeç. Birinci kuralımız bu. İkincisi, herkesin seni takdir etmesinden, onaylamasından, işte beklediğin onayı vermesinden vazgeçeceksin. Bazen şunu fark ediyorum. 99 kişi onu alkışlıyor. Bir kişi alkışlamıyor, somurtuyor. O gidiyor o bir kişinin peşine düşüyor. Onun alkışının peşine düşüyor. Bundan vazgeçeceksin. Herkes seni onaylamak zorunda değil. Herkes yaptığını alkışlamak zorunda değil. Herkes aldığın kararı takdir etmek veya doğrudur diye doğrulamak zorunda değil. Sen bunun peşinden koşarsan özgüvenini yerle bir edersin. Bırak bazı kararların yanlış da olsa senin olsun. Veya bazı kararların bazılarına yanlış gelmesine rağmen sen yine de arkasında dik dur. Kendini ezdirmek istemiyorsan öncelikle insanlara sevdirmekten ve insanların onayını peşinden koşmaktan vazgeçmen gerekiyor. Üçüncü nokta, eleştirilmek. Şimdi kendini ezdiren insanlara dikkat edersen hep bu kendini ezdiren insanlar eleştiriye tahammül edemiyorlar. Eleştirilmemek için herkesle iyi geçinmeye çalışıyorlar. Herkesin takdirinin peşinde koşuyorlar. Yeter ki kimse beni eleştirmesin. Herkes beni iyi bilsin. Herkes işte benden memnun olsun. Bu senin çok iyi bir insan olduğuna ilgili değil. Ben bu kadar fedakarlığı kime yapsam beni çok sever zaten. Hiç tanımadığım insana da yapsam. Ben bu kadar boyun eğişleri, bu kadar alttan alışları
yani kime yaparsam yapayım, niye beni sever? Hiç tanımadım, hiç emek görmedim bir insan bile bana müthiş bir ilgi verebilir veya onay verebilir. Ama bu benim hak ettiğim veya kişiliğimin hak ettiği bir değer değil. Benim fedakarlığımın sonucunda aldığım bir şeydir. Yani aslında ben o değeri, o saygıyı, ilgiyi satın almış oluyorum. Bunun karşılığında da ödün vermiş oluyorum. Ödün verdiğin için aldığın ilgi ve sevgi veya değer aslında değerli veya saygın biri olduğun anlamına gelmez. Çünkü sen ödün veriyorsun. Hiçbir şekilde kişiliğinden taviz vermeden gördüğün saygı gerçek saygınlığını gösterir. Onun için eleştirileceksin, bazen kınanacaksın ve insanların bu tavırlarına sen de hoşgörü göstereceksin. Diyeceksin ki ben eleştirilebilirim, evet eleştirilebilirim, kabul edeceğim ben de bunu. Yani eleştiriye tahammülün yoksa sürekli farkında olmadan belki de hep böyle insanlara kendini savunurken vuracaksın, açıklama yaparken vuracaksın, detayların peşinde koşacaksın ve sen anlamak istemeyen yine anlamayacak. Bazı insanlar hiç tipinden hoşlanmayıp yine seni sevmeyecek ve sen bunu dert edeceksin. Eleştiriyi kabul etmeni istiyorum. Bir diğer nokta, bana göre ilişkilerdeki en büyük özgüvensizlik nedenlerinden biri kaybetme ve yalnız kalma korkusu. Eğer seni ezen insanları hala hayatında tutmak gibi bir çaba içerisindeysen, yalnız kalmaktansa yine de onlar hayatında olsun gibi bir düşünceyle hareket ediyorsan, onlar sana ne yaparsa yapsın sen onlardan vazgeçemezsin. İstedikleri kadar seni ezsinler, istedikleri kadar sana saygısızlık yapsınlar, yanlış insanlar bile yalnız bir ilişkiden daha tatlı gelecektir sana. Yalnız kalmaktan korkuyorsan buna odaklan. Çünkü sen yalnız kalmaktan korkuyorsan bu tarafını güçlendirmek yerine yanlış insanlar da olsa o insanları hayatına tutmak istersin. Fedakarlıklar yaparsın, her şeylerine boyun eğersin, her türlü işte manipülasyonlarını göz ardı edersin, onların işte mobbinglerine maruz kalsan da görmezden gelirsin. Sen bunun adını hoşgörü görürsün, bana göre bu kocaman bir taviz. Çünkü içten içe sen bunun aslında bunu hak etmediğini kendi kendine itiraf edersin. Onun için kaybetme korkunla ve yalnız kalma korkunla yüzleşirsen o insanlara daha dik durursun. Zaten bir insan seni sürekli aşağılıyorsa, sürekli seni eziyorsa ve sen bu insanı hayatında tutuyorsan, bu insan seninle hayatta değerli olduğu için değil, sadece hayatında yer aldığı için onu tutuyorsun. Hani ben burada da kitabımda da yazmıştım, biraz komik bir tabir ama hani bir bardak süt için inek beslemiş oluyorsun. Sırf hayatında biri olsun diye o kadar çok çaba sarf ediyorsun, o kadar çok bedeller ödüyorsun ki sadece hayatında olsun diye. Bu kaybetme korkusu ve yalnız kalma korkusu, dediğim gibi, genel hayatımızda da özel hayatımızda yani romantik ilişkilerimizde de başımıza en çok bela açan korkularımızdan biridir. Beşinci maddemiz, hayır demekten çekinme. Bu böyle kişisel gelişim anlamında belki kulağa hoş gelir ama hayır demenin bana göre altında yatan en büyük neden kaygın. Kaygılı insanlar hayır diyemez. Hayır demek, diyememek çok fedakarlık diye yüceltilir, kutsiyet atfedir. Alakası yok. Sürekli hayır diyemeyen biriysen bana göre kaygılı birisin. Fedakar, çok iyi niyetli falan biri değilsin. Bununla iyi yüzleşmeni istiyorum. Belki şimdi kendine şüphe edecek olabilirsin. Et, korkma. Sürekli hayır diyemeyen insanların kaybetme korkusu vardır. Eleştirilme korkusu vardır. Yalnız kalma korkusu vardır. Hayır diyememek bir egzersizle ortaya çıkacak bir şey değildir. Hayır diyemeyen insan cümle kurmayı da biliyor, konuşma yetisi de var ama niye diyemiyor? Çünkü hayır derse terk edilebilir, sevilmeyebilir, ilgiyi kaybedebilir, yalnız kalabilir. Eğer hayır diyemiyorsan bir önceki maddede belirttiğim gibi kaybetmekle ilgili, yalnız kalmakla ilgili korkun seni yönetiyor. Ama kendini ezdirmek istemiyorsan ve bu konuda net olmak istiyorsan, kesin böyle bir karar aldıysan hayır demeye başlayacaksın. Hayır onu istemiyorum. Hayır ben bu akşam dışarı çıkmayacağım. Hayır bana bunu yapamazsın. Hayır istemediğim şeyleri bana dayatamazsın. Ne olabilir? En fazla seni terk edecektir. En fazla senin arkadaşlığını bitirecektir. Ama sen birinin zaten hayatında beklentisini karşılamadın diye seni gözden çıkaracaksa zaten onunla olan ilişkiyi bir daha gözden geçirmen gerekiyor. Bu kadar mı değerin var? Bu kadar mı pamuk ipliğine bağlı? Bir hayır dedin diye senden vazgeçiyorsa o zaten seni hiçbir zaman hayatında kabul etmemiştir. Hayır demek de diğer maddeydi. Sınırlarını belli et. Altıncı maddemiz. Sen kimsin? Sınırların ne? Kırmızı çizgilerin var mı? Asla taviz vermem dediğin noktaların var mı? Asla bu konularda kendime laf söyletmem dediğin noktaların var mı? Yok mu? Olmalı. Yoksa herkes seni ezer ve sen hiç kimseye tepki veremezsin. Kendine dokunulmaz noktalar belirlemeni istiyorum.
Fiziksel olarak da, duygusal olarak da, siyasi olarak da, dini olarak da, hayat bakışı olarak da, iş hayatıyla ilgili, annelik rolünle ilgili, babalık rolünle ilgili, her neyse. Benim mesela kırmızı çizgilerim vardır, sallıyorum. Siyasi görüşümü kimse aşağılayamaz, dini görüşümü kimse aşağılayamaz, takımımı kimse aşağılayamaz, örneğin. İşte vatandaşlığımı kimse aşağılayamaz. Vardır böyle, bir de daha özelleri de vardır mesela. Nedir? Sallıyorum yani, öyle değil ama sallıyorum. Kimse top sakalıma bir şey diyemez. Bunu sallıyorum mesela. Bu benim kendi zevkimdir. Şimdi bir gün Almanya'da seminer veriyorum. Müthiş bir seminer vermiştik. Şimdi dinleyicilerim içerisinde mutlaka hatırlayanlar olur. Kelheim'de bir söyleşi yapıyorum. Çok 250-300 kişi, salon tıka basa dolu. Seminerin sonunda sorular almaya başladım. Biri çık dedi ki, ya hocam dedi, semineriniz çok güzeldi. Gerçekten çok güzel farkındalık yaşadım. Ama dedi, top sakalınızı hiç beğenmedim dedi. Yani ben hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bir de gittiniz yurt dışında seminerler veriyorsunuz. Ben de şey dedim, yani ben çok seviyorum top sakalımı. Onun için bu konuda dedim, açıkçası eleştirinizi kabul edemeyeceğim dedim. Bu benim kişisel zevkim dedim. Bu eleştiriyi almayacağım dedim. Bu benim kendi zevkim dedim. Bunu örnek veriyorum. Oradakiler tabii bayağı gülmüşlerdi ve sonrasında da enteresan bir şekilde imza yaptığımızda da çok güzel hocam, müthiş cevap verdiniz dedi. Hatta soruyu bana söyleyen kişi de dedi ki, hocam ya ben esprisine yaptım ama cevabınız dedi harikaydı. Kendimi düşündüm dedi. Mesela beyefendi de işte sakallı falan, böyle biraz uzun sakalı vardı. Benim dedi sakalımı çok eleştirirler dedi. Ben onlara hep dedi bir cevap veriyordum. Siz çok net cevap verdiniz. Sonra ben dedim ki, ya ben de bu kadar net cevap verebilirdim. Adam çıktı, insanların içinde çok rahat dedi, kardeşim benim kişisel zevkim, beğenmeyebilirsin, çok da tın. Ha, öyle demedim de hani böyle açıkladı. Keşke dedi ben de sizin gibi yapsaydım. Bundan sonra kimse benim sakalıma da laf söyleyemeyecek. Yani özelde de şöyle demek istiyorum aslında. Sınırlarını belli et. Senin bir sınırın var. İnsanın kişiliği sınırlarıyla başlar. Sen sınırlarınla ancak var olabilirsin. Başkalarının gözünde bir değere sahip olabilirsin. 7. Şiddete ve manipülasyonlara, mobbinglere asla taviz verme. Bir kereden bir şey çıkmaz düşüncesi kesinlikle yanlış. Bir iş yerinde sana şiddet uyguladı. Bunu görmezden gelme. Bunu hoşgörüyle geçiştirme. Bu bir yol açar davranıştır. Mobbing de aynı şekilde. Kendini bir kere ezdirirsen zamanla bunu hak eden veya buna tepki veremeyen bir algıya dönüşür insanların gözünde. Nasrettin Hoca akşam yatarken fare bıyığın üzerinden geçiyor. Hoca kalkıyor sabah, bıyığını tamamen kesiyor. Eşi diyor ki, hoca niye bu 60 yıldır işte 60-70 yıldır bıyıklısın, işte kaç salladım biraz ama işte 50 yıldır bıyıklısın da niye bıyığını kestin, 50 yıllık bıyığını? Buradan fare geçti diyor. Bunu kestim çünkü kesmesem yol olur. Yani yarın sabah, yarın akşam fare yine buradan geçer. Şimdi yol olmasını istemiyorsanız bazı davranışlarınızın, bazı size maruz kaldığınız şeylerin sürekli olmasını istemiyorsanız, yola dönüşmesini istemiyorsanız orada keseceksiniz. Şiddete mi maruz kaldınız? Hemen bedelini ödeteceksiniz. Hukuki yollarınızı arayın, karşı koyun, bunun tepkisini verin. Mobbinge mi maruz kaldınız? Aynı şekilde. İlişkinizde buna benzer şeylere mi maruz kaldınız? Asla izin vermeyin. Burada size her şeye tepki verin demiyorum. Sadece net durun diyorum. Çünkü bazı insanlar size göre hareket ederler. Böyle bir yem atar, bir olta atar. Bakar ki sizden pek bir tepki yok, büyük bir tepki gelmedi. Ha, bunun devamını yapabilirim diye düşünür. Ve yıllar sonra sen, ben neden bu kadar izin verdim, neden bu kadar tahammül ettim, neden bu kadar kaygılarıma yenildim diye kendine mi kızsan, ona mı kızsan bilemezsin. O kadar büyük bir öfke içinde birikir ki içten içe çok kendine öfkelenirsin. Niye bu kadar izin verdim diye. Onun için bu şiddet ve mobbinge karşı çok daha net durmanı öneririm. Bir diğer nokta, kendine ezdirmenin aslında altına yatan ve çok fark edilmeyen bir şey. Sorumluluklarını üstlenmemek. Kendini ezdiren insanların çoğu aslında farkında olmadan bulundukları yaşama bağımlı yaşarlar. Şimdi diyelim ki eşin seni sürekli eziyor ve sen sürekli idare ediyorsun. Şimdi diyeceksin ki, hocam ben sürekli şiddete maruz kalıyorum veya iş yerinde sürekli mobbinge maruz kalıyorum veya arkadaşlarım sürekli beni aşağılıyorlar. Ben de şunu derim. Buna neden izin veriyorsun? Muhtemelen bazı şeyleri kaybetmemek için son ana kadar direniyorsun. Bu bazen yaşadığın düzeyin konfor alanıyla ilgili bir bağımlılığı olabilir. Veya iş yerinde daha o konforun veya o durumun sana sunduğu imkanları kaybetmek veya yeni bir iş arayışına girmemek için her türlü ezmeye ve ezilmeye izin veriyor olabilirsin.
veya arkadaşlarını kaybetmemek adına mevcut ilişkilerin konforundan konforunu kaybetmekten konforunu tercih edip yeni bir ilişki kurmanın zorluğunu göze alamadığın için olabilir. Yani bir yerde her zaman sorun yaşıyorsan ya kişilere sınır çizeceksin ya da bir süre sonra ortamı değiştireceksin. Ama sorumluluk almak istemiyorsan, şimdi ben nasıl hayatımı değiştireyim, nerede bir yeniden arkadaş kurayım, yeni bir düzen nasıl kurayım, yeni bir iş nasıl bulayım deyip kendi kendini provoke edip ya da bloke edip üzerine de sorumlulukları almaktan kaçarsan o sistem her zaman devam edecektir. Buna, yani son noktada yeri geldiğinde kişiyi de, durumu da, ortamı da terk etmeyi de bilmek lazım. Bunun için de o sorumluluğu göze almak gerekiyor. 9. İnsanlar seni ezerken veya ezmeye çalışırken neyle tehdit ediyor? Bunu özellikle bulmanı istiyorum. Düşün bakayım. Hayatında kim seni ezmeye çalışıyor? Ve hangi argümanlar kullanıyor? Hangi metaforlar kullanıyor? Parayla mı seni tehdit ediyor? Yani yoksa korkuyla mı tehdit ediyor? Yani sana zarar vermekle mi tehdit ediyor? Yoksa terk etmekle mi tehdit ediyor? Belki de yalnız kalma korkunu keşfetmiştir. Her istediğini yapmadığında seni terk etmekle, yalnız bırakmakla, küserek, yok sayarak, duygusal şiddetle belki de tehdit ediyor. Bir insan seni neyle tehdit ediyorsa, bence o tehdidin yerine tehdit aracını keşfetmeye çalış. O insan beni neyle tehdit ediyor? Ben o konudaki güçlenmemi aslında sağlamalıyım. Biri sürekli seni parayla tehdit ediyorsa demek ki senin ya paraya çok zaafın var ya da parayla ilgili gerçekten yaşadığın yoksunlukla ilgili veya tatminsizlikle ilgili bir sorun yaşıyorsun. O zaman o alanı geliştir. Sen o alanı geliştirdiğinde karşıdaki tehdide direkt res çekersin. Şimdi diyelim ki sen zenginsin. Türkiye şartlarına göre işte iyi bir zenginsin. Kimse seni parayla tehdit edebilir mi? İşte imkanlarımı keserim, kredi kartını vermem işte ya da şunu tınlamazsın bile. Veya biri sen çok işte güzel bir işin var, başka bir üçüncü bir iş yapıyorsun ama o üçüncü iş senin toplam gelirinin %5'i diyelim. O insan sen işi tehdit edebilir mi? İşte istediğim yapmasan seni kovarım. Sen de şey dersin zaten hani kovarsan kov zaten iki iş daha yapıyorum falan diye düşünebilirsin. Yani insan karşıdaki insan seni ezerken hangi metaforu kullanıyorsa onu çözmeni istiyorum. Bazen biz tehdit aracını çözemediğimiz için yıllarca tehdit edenin susmasını bekliyoruz. Ama ne zaman onun elindeki tehdit mekanizmasını aldığımızda alıyoruz, o zaman bakıyoruz ki problem tamamen ortadan farklı bir moda girmiş oluyor. Bir diğer nokta, bunu bazen yazıyorum da farklı şekilde. Seni kimin ezmeye çalıştığını, kimin arkanda daha farklı işler çevirdiğini, kimin gerçekten seni sevip sevmediğini, seni sevip sevmediğini anlamak istiyorsan şuna dikkat et. Sen güçlü olmaya başladığında en çok kim rahatsız oluyor bundan? Güçlü olman en çok kimi rahatsız ediyor? İşte ona dikkat et. O her an seni ezebilir. Senin güçlü olman en çok kimi rahatsız ediyorsa en çok da ona karşı daha çok güçlü olman gerekiyor. Ve en çok da ona dikkat etmen gerekiyor. Seni seven insan senin gücünden aslında memnuniyet duyar. Hatta faydalanır. Sen daha güçlü ol, biz memnun olalım, bize de ucu değer gibi. Ama seni çekemeyen insan senin güçlü olmanla ilgili her zaman rahatsızlık yaşar. Her zaman bununla ilgili olumsuz eleştiriler sunar. Onun için kendini ezdirmek istemiyorsan bu tip insanlara da dikkat et. Başarın, güzelliğin, kariyerin, işin, herhangi bir güç birçok alanda ilgili bir şey, bir durumdur. Hangi gücünle ilgili karşıdaki rahatsız oluyorsa bil ki orada bir sıkıntı var. O duvarı iyi koruman gerekiyor. Hesap verme. Mesela bu ilk iki maddeyle benzeyen bir konu. Ya bir şey yaptığın zaman arkasında dur. Diyelim ki biriyle evlenmek istiyorsun ve bu insan sana göre çok doğru bir insan. Mutlusun, iyi anlaşıyorsun, her şey yolunda gidiyor. Ama senin hayatındaki insanlar bu insanla ilgili somut bir kusur bulmamalarına rağmen bahaneden bir şeylerle bundan ayrılmanı istiyor. İşte bu bir ezmektir. Dik duracaksın. Dik durduğun gibi de öyle herkese gidip de onu savunmayacaksın. Açıklamanı yaparsın. Gerisi onların kendi tercihi. Bazen istedikleri kişiyle sen evlenmedin diye seni hayatından bile çıkarıyorlar. Ya size ne? Veya sen bir işe giriyorsun, memnunsun, çok iyi kazanıyorsun veya kendine yetecek kadar kazanıyorsun, mutlusun. Ama o girdiğin işle ilgili her gün seni eleştiriyorlar. İşte böyle bir iş mi buldun, bu mu, şu mu diye. Asla kendini kimseye sürekli temize çıkarmaya çalışma. Ben bunu seçtim. Ben burada mutluyum. Yani siz bilirsiniz. İsterseniz kabul edin, isterseniz kabul etmeyin. Ha biri gelip de sana
Ama sen böyle yaparsan biz seninle iletişimimizi keseriz. Hay hay diyeceksin. Niye gidiyorsun falan bile sorma. Zaten sen cevabını biliyorsun. O kararı aldığın için. Sen o kararı aldın diye biri seni terk edecekse bil ki bir sonraki aşamada onu kazanmak adına o düşünceden karardan vazgeçersen yarın da başka bir şey yaptıramadığında yine seni terk edecek. Aslında derinlerde ne olacak? Senin yalnızlık korkumaya işte kaybetme korkuna vurmaya çalışacak. Ama sen burada dik durduğunda şunu diyeceksin belki bir süre sonra. Belki o an canın acıyabilir, üzülebilirsin. Ama bir süre sonra şunu diyeceksin. Ya ben üzüldüm ama sonrasında ne kadar dik durduğumla ilgili kendimle gurur duydum. Bu manipülasyonlara da dikkat etmek gerekiyor. Sorun çıkmasın diye hep alttan almak. Diyelim ki biri seni eziyor ve sen aman kavga büyümesin, aman işte gerginlik olmasın diye hep alttan alıyorsun ve o ezilmeye izin veriyorsun. Niye sorun çıkaran insan kavga çıkmasın, gerginlik çıkmasın diye düşünmüyor da buna maruz kalan insan düşünüyor. Çıksın, kavga da çıksın. Gerginlik mi? Gerginlik de çıksın. Çıkaran kişi en az senin kadar korkmalı. Sen çıkarandan daha çok korkmak veya tedirgin olmak zorunda değilsin. O insan bunu yaratıyorsa sonucuna katlansın. Şunu desin. Ben gittim ona sataştım ve büyük bir olay çıktı. Ben ona bir daha sataşırsam bir daha olay çıkar. O zaman benim ne yapmam lazım? Bu olay çıkma, gerginlik çıkma ihtimalini göze almam lazım. Göze alıyorsam çıkarır gider sataşırım, ezmeye çalışırım, aşağılarım, kötü davranırım. O da bunun karşılığını verir, sonucuna da katlanırım. Ama dikkat et, sen onlardan daha çok geri çekiliyorsun. Sorunu çıkarandan daha çok kaygılanıyorsun. En az onun kadar cesur olmanı istiyorum. Bu konuda kendine şüphe etme. 13. Anlık ihtiyaçların için bu seni değersiz gören, ezmeye çalışan, küçümseyen, aşağılayan insanlardan medet umma. Bazen bakıyorum seanslarımda da işte sorularla da eğitimlerde de işte hiç doğru bulmadığım bir insanın sadece anlık olarak bir ihtiyacını gidermek için işte ekonomik ihtiyaç, duygusal ihtiyaç, arkadaşlık, cinsel ihtiyaç her neyse o insana geri döndüğünü veya o insana tekrar temas ettiğini görüyorum. Ne olursa olsun inanmadığın bir ilişkinin içinde durmayacaksın. Ne olursa olsun asla samimi olmayan, sana güven vermeyen, seni sevmeyen, sana güven vermeyen veya arkanda iş çevirebileceğini düşündüğün bir insana sırf anlık bir işin düştü diye o kapıyı çalmayacaksın. Çünkü sen ona muhtaç olursan onun sana davranışlarına tekrar kapı açmış olursun. 14. maddemiz, son iki maddemiz. Videomuz da biraz uzadı ama sürekli kendini öven, hep haklı olan, her yaptığı hareket yanlış da olsa bir amaya bağlayan kişilerden uzak dur. Bunlarla ilişkini sürdürürsen bir süre sonra bağışıklık sistemin ezilmeye, hakarete, kendini değersiz hissetmeye, yetersiz hissetmeye alışır hale gelir. Ve sen gidip hep bu tip insanlarla ilişki kurduğunun farkına varmazsın. Mesela çocukluğunda hep çocukları ezen, kendini öven, hep mükemmelmiş, harikaymış gibi bir ebeveynle yetişen bir çocuk ilerleyen dönemlerde kendisini ezen veya aşağılayan insanlarla daha çok ilişki kuruyor. Çünkü oradan gelen bir aşinalık var. İşte bu tip insanlarla mümkün olduğunca ya mesafeyi net kur ya da hiç o savaşa giremem diyorsan o zaman hiç o sahaya ve hiç o mindere çıkma. Son olarak 15. Diyelim ki birileri seni eziyor her şekilde. Bu ezmeyi yaparken de istediklerini yapman için tehditler kullanıyor, şantajlar kullanıyor. Bunun son noktada son yolu hukuki yoldur. Çekinme. Bir avukat tut. Avukatın devreye girsin. Olmadı. Dava aç. Olmadı. Savcılığa git. Karşıdakine şu imajı vereceksin. Ben yeri geldiğinde her türlü her şekilde hakkımı savunurum. Çünkü tehditler veya hukuki noktalardaki olaylar çoğu zaman kişinin son çaresidir ama bazen de problemi anında kesip atar. Yani biri seni sürekli eziyorsa, fiziksel olarak zarar veriyorsa, psikolojik olarak zarar veriyorsa, işte farklı şekilde hukuki anlamda seni zor durumda bırakacaksa bunlara izin verme. İzin verdikçe arkası geliyor adeta. Şeylere dikkat et. Bu haberlerde hep çıkıyor. Şantajlar. Önce 1 lira istiyor, sonra 5 lira istiyor, sonra 10 lira istiyor, sonra bir bakıyorsunuz ki arkası gelmiyor. Yani böyle bir durumu yaşadığında da gerekirse o hukuki desteği almaktan asla geri durma. Bugün 15 maddeden bahsettim. Kendini ezdirmemek için dikkat etmen gereken veya izlemen gereken 10 yol, 15 yol diye. Umarım işine yaramıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Instagram hesabımda her gün paylaşımlarda bulunuyorum. Orayı takip edebilirsin. YouTube'a da abone olmuşsundur diye düşünüyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.